Ben 1972 yılında Aksaray'da doğdum ama 4 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'un özellikle Gültepe'de büyüdüm diyebilirim, bir emekçi semti olan. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdim. Ancak inşaat mühendisliği yapmadım. Son deprem gerçeğinde de gördüğünüz gibi mesleği hakkıyla yapmanın çok zor olduğunu düşünüp bir çeşit diplomamı yaktım diyebilirim ve mücadelede devam etmeye karar verdim. Mücadelemin ilk yıllarında gençlik çalışmasında bulundum. Direniş dergisinde çalıştım. Ardından özellikle dayanışma evlerinde, yoksul semtlerde faaliyet yürüten dayanışma evlerinde 2016 Aralık ayında KYK ile kapatılan bir dernektir dayanışma evleri de. Oralarda uzun süre emekçi semtlerde emek güvencesizlere dönük emek çalışmalarında, çocukların eğitim hakkından mahrum bırakılan çocukların eğitim hakkı için, uyuşturucu biliyorsunuz mahallelerimizde çok yaygın olan uyuşturucuya karşı mücadelelerde yer aldım. 20 yıl boyunca sınıf öğretmenliği yaptım. KYK ile ihraç edildim 2017 yılında. Emek çalışmalarında yoğunlaştım sonrasında. Adaylık sürecim nedeniyle DİSK Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ettim. En son orada bulunuyordum. Aynı zamanda SODAP e-sözcülüğünden önce de 4. Vardiya İşçi Dayanışması sözcülüğü yaptım. Bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi bizim dönemimizin kültüründe yoksul bir aileden geliyorum demek falan şeydi. Çünkü o tarz sınıfsal ayrımlar ve bunun göze batılması pek şey karşılanmazdı. O yüzden evet, o anlamda yoksul bir aileden geliyorum. Ancak hani babam esnaftı, ancak çok ciddi zorluklar içerisinde bizleri büyüttü. Ancak çok ciddi bir şekilde kadınların yaşadığı çelişkileri görerek büyüdüm. O çelişkilerin kendisi çok küçük yaşlarda benim gözüme batmaya başladı. O işsizlik, yoksulluk, içindeki şiddet, bütün bunlar aslında şöyle diyebilirim, sosyalist olmadan önce feminist oldum. Feminist olduktan sonra sosyalist oldum, sonra da sosyalist feminist oldum. Yani o çelişkiler daha çok gözüme batıyordu. Tabii ki emek anlamında sınıfın ezilmişliği, sınıf farkları. Biliyorsunuz 80 öncesi sınıf farkları daha ayrımlar netti ve sınıf mücadelesi güçlüydü. Devrimci mücadele güçlüydü. Bütün bunlar bizim devrimci kişiliğimizin şekillenmesinde mutlaka etkili oldu. Aslında en başta çok küçük yaşlarda kadın çocuklarla işte kız çocuklarla erkek çocuklar arasındaki ayrımcılıklar çok tabii. Yani ne kadar devrimci bir babanız olsa da biliyorsunuz patriyarkal sistem çok daha o dönemlerde yüzleşilmemiş. Kadın mücadelesi olsa da bu kadar yüzleştirmemiş bir toplum gerçeği var. O yaşlardaki o çocuklar arasındaki ayrımcılıktan başlayarak işte kadınların şiddet görmesini görerek, o yoksulluk içine daha çok kadınların mutlaka daha acı çektiğini görerek bir büyüme hali oldu. Bunlar çok etkileyiciydi. Ben lise öğrencisiyken Mor İğne kampanyası feministlerin çok benim dikkatimi çekip etkilendiğim bir kampanyaydı. Tacize karşı Mor İğne kampanyası çok etkiliydi. Bizlerin böyle biraz feminist olmasında o kuşakta Duygu Asenalar'ın kitapları, çünkü o dönem feminist mücadele daha sosyalistler içinde dahi bir burjuva ideolojisi olarak görülüyor ve o şekilde itham ediliyordu. Ancak bunların karşısında bir alttan alta ciddi bir feminist mücadele geliyordu ve onlarla etkileşme şansım oldu benim lise çağlarında, en azından fikirsel anlamda. Sonrasında üniversite hayatında daha çok kapitalist sistemin açığa çıkardığı çelişkiler, işte zengin yoksul çelişkisi, bunu aslında tırnak içinde iyi insanlar olarak bir iyi insanlar oluruz da biz gereğini yaparızın aslında hiçbir anlamı olmadığını, yani sonuç getireceği anlamında, bu düzenin değişmesi anlamında, yoksulluğun son bulması, kadınlara dönük ayrımcılığın son bulması anlamında işe yaramayacağını fark edip devrimci mücadeleyi tercih ettim o noktada da. Tabii ki devletin zor 90'lı yıllarda ben örgütlendim ve 90'lı yıllarda benim örgütlendiğim, 93'te ben örgütlendim. Topyekün savaş dönemiydi ve çok ciddi bir baskı ortamı vardı. Gözaltında kayıplar çok yaygındı. Bizim o dönemki devrimci kuşak açısından ilk hesaplaştığımız şey ölümle yaşam çizgisinde, yani bir ayağının ölümde olduğu bir yaşamı tercih ediyor musun çelişkisiyle örgütlendik biz o dönemde. 90'lı yıllarda örgütlenen, ilk yıllarında örgütlenen bütün devrimci arkadaşlarım herhalde bunları hatırlarlar diye düşünüyorum. Aile baskısı açısından benim şöyle bir şansım vardı. Ablam benim önümü açtı. Ablam benden önce örgütlenmişti. Hala mücadelenin içinde. Kendisi aktif olarak yer alıyor. İşte birbirimizi destekleyerek, annemin desteğini alarak bu anlamda
Annem çok dirençli ve direnişli bir kadındır. Ama çok özel bir, tabii ki oluyor, aile istemiyor falan, ama çok özel başa çıkamayacağımız bir boyutta yaşamadık. Ama devlet şiddetine karşı çok dirençli ve bilinçli olmak gerekiyordu o dönemde. Bu hareketiyle, ya ben örgütlenmeden önce Türk, Sünni bir aileden geliyorum, ancak insani anlamda belli şeyler olan, tabii ki bizim anladığımız anlamda Kürt hareketiyle ilişkilenme ya da onu anlama yok, ama en azından bir Kürt sorunu vardır diyebilen 90'lı yıllarda bir aile ortamından geliyorum. Tabii ki Kürt mücadelesiyle ilgili kafaları karışıktı. Yani biz sonradan onları örgütledik diyeyim. Ancak Kürt Özgürlük Hareketi'yle örgütlendikten sonra, benim örgütlendiğim siyasi gelenek Doktor Hikmet Kıvılcımlı'dan geliyor, Sosyalist Dayanışma Platformu. Doktor Hikmet Kıvılcımlı 1930'lu yıllarda daha yol etüdünde İhtiyati Kuvvet Şarkı Milliye diye Ermeni sorunu ve başta Kürt sorununu çok ciddi bir şekilde analiz ediyor ve sömürgecilik tespiti yapıyor. Ben ilk örgütlendiğimde de işte Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın kitaplarını okuyarak bu bilince sahip oldum. Zorlanmadım. Yani daha işte Türkler örgütlendi biraz zorlanabiliyorlar Kürt sorununa yaklaşım konusunda. Özellikle 1990'lı yılların başında ve öncesinde sömürgecilik tespiti yapan siyasi gelenek azdı Türkiye Devrimci Hareketi'nde. Biz burada önemli bir yani çağdaş yol geleneği diye gelen, Doktor Hikmet Kıvılcımlı geleneği, şu an SODAP'ta kendini ifade eden gelenek, bu anlamda ciddi bir fark koyuyorduk. Bu hatta bizim örgütlenirken tartıştığımız önemli başlıklar, Kürt sorununa nasıl bakıyorsun, kadın sorununa nasıl bakıyorsun, o anlamda çok politik bir ortamda girdik. Çok fazla üniversite yaşamında, sonrasında Kürt hareketinden arkadaşlarım oldu, kadın arkadaşlarım oldu, şehit düşen arkadaşlarım oldu. Hepsinin mücadelesini de mutlaka, o geleneği de sürdürmeye çalıştık. Özellikle HDP'de kendini cisimleştiren, şimdi Yeşiller Sol Parti cisimleştiren Kürt Özgürlük Hareketi'yle batıdaki mücadelenin, emekçilerin, kadınların mücadelesinin, oluşturulması mücadelesini, biz bunu işçilerin birliği, halkların kardeşliği diye ifade ediyoruz. Biz 1930'lu yıllardan beri sürdürüyoruz. O gelenekte bizim ideolojik anlamda kafamızın çok açık olmasını sağlıyor açıkçası. Yeşil Sol Parti biliyorsunuz çok ciddi bir gerek Kürt sorunu, gerek kadın sorunu, gerek emekçilerin sorunu. Yani bütün sorunların, şimdi şöyle, ben şöyle düşünmüyorum. Bütün sorunların çözüm yeri sadece parlamentodur diye düşünmüyorum. Çözüm yani bizim mücadele kanallarımızdan, mevzilerimizden biridir parlamento. Daha görünür olmamızı sağlayan tabii ki mücadelemizin, kazanımlarının belli güvenceler altına alınmasını sağlayan, ancak çok ciddi bir mücadele geleneği var. Yeşiller Sol Parti bileşenleriyle birlikte düşündüğümüzde çok derin tarihsel kökleri, çok derin bir mücadele geleneği var. Hala devam eden ciddi bir mücadele var. O mücadelelerin biz orada sözünü kurma, kazanımları kalıcılaştırma anlamında görev üstlendik diye düşünüyorum. Özellikle bu dönemde bize sanki iki tane seçeneğimiz varmış gibi davranıyorlar. İşte bir saray rejim, Cumhur İttifakı deniyor. Bir Millet İttifakı deniyor. Biz ona restorasyoncu seçenek diyoruz. Ancak biz şunu söylüyoruz. Emekçiler, halklar, Kürt halkı, Aleviler, kadınlar seçeneksiz değil. Biz üçüncü seçeneğiz. Biz devrimci demokrasi seçeneğini hayata geçirmek için varız. Emek Özgürlük İttifakı, Yeşiller Sol Parti, bütün ittifaklarımızla, bileşenlerimizle Kürt sorununun çözümünün de görünür kılınması ve belli güvenceler, Kürt halkının talepleri doğrultusunda, işte ana dilde eğitim hakkı olabilir, bütün bu güvencelerin sağlanması için, sorunun çözülmesi için katkı sunmak. Çünkü şunu çok açık, Kürt sorunu vardır ve bu çözülmesi gereken bir sorundur. Bunun çözüm mekanizmalarından biri de parlamentodur, biri de halkın örgütlülüğüdür. Örgütlülükle birlikte, mücadeleyle birlikte kendini ifade kanallarıdır. Her şeyi de sadece ve sadece parlamentoda çözeceğiz demiyoruz tabii. Biz ciddi mücadele dinamiklerine dayanan bir gelenek ve partiyiz aynı zamanda. O dinamiklerin daha görünür olması, biz çünkü yerinden, yerelden yürettim. Tabanda özellikle katılımcı demokrasinin gelişmesi anlamında da bir yaklaşıma sahip olduğumuz için bunları parlamentoda daha iyi ifade etmek, görünür kılmak ve kazanımları kalıcılaştırmak anlamında önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. Millet İttifakı olarak kendini ifade eden güçler bir İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar gireceğiz dahi diyemediler. Zaten biz biliyoruz, bunun güvencesi kadın mücadelesidir ve kendini kadın mücadelesinin dinamiklerini ile temas kurma ve onu içinde barındırma anlamında en iyi örneği veren Yeşiller Sol Parti ve Emek Özgürlük İttifakı'dır. Biz en başta tabii ki İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar girilmesi, kazanımlarımızın
kanunlaşması ve kalıcılaşması ve mücadelenin önünün açılması için mücadeleyi parlamentoda da yükselteceğiz.